Ben lgshocam.com'dan Hakan Hoca. LGS'ye kadar her gün bir İngilizce deneme kampımız devam ediyor. Bu çalışmamızda Nartest yayınlarından Salih Özdemir'in hazırladığı genel İngilizce denemesini çözeceğiz. Bu çalışmayı bizimle paylaştığı için Salih Hocamıza teşekkür ederiz. Birinci sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following questions does not have an answer in the text? Tekste aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmamaktadır? Şimdi yukarıda verilen açıklamayı okuyacağız. Daha sonra soruları değerlendirelim. 3D printing means to build or design a three dimensional object on a computer by adding material layer by layer. 3 boyutlu yazıcı bilgisayardaki 3 boyutlu nesneyi yapmak veya tasarlamak için materyalin katman katman eklenmesi demektir. 3D printings use many different technologies and materials. 3 boyutlu yazıcılar birçok farklı teknolojiler ve materyaller kullanmaktadır. Charles Hall created the first 3D printings in 1980s. Charles Hall 1980'lerde ilk 3 boyutlu yazıcıyı oluşturdu. 3D printing has many advantages. 3 boyutlu yazıcıların birçok avantajları vardır. For example, mesela, designers can quickly create models. Tasarımcılar kolay bir şekilde modeller oluşturabilirler. People can use 3D printings in different places. İnsanlar 3 boyutlu yazıcıları farklı yerlerde kullanabilirler. Medical technicians can use 3D printing to make hearing aids, model of organs and many other things. Tıp teknisyenleri bu 3 boyutlu yazıcıları işitme cihazları yapmak, organların modellerini oluşturmak ve birçok farklı şey için kullanabilirler. Şimdi bu bilgileri göz önünde bulundurarak soruları değerlendireceğiz. A seçeneğine baktığımızda Who invented the first 3D printer? İlk 3 boyutlu yazıcı kim yaptı? Bu parçanın içerisinde vardır. Charles Hall yapmıştı. Bu sebeple A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine baktığımızda How much is a 3D printer? Bir 3 boyutlu yazıcı fiyatı ne kadar? Bu parçanın içerisinde 3 boyutlu yazıcının fiyatından bahsetmemektedir. Bizden de istenen hangi sorunun cevabı parçada yoktu? B seçeneği bunu karşılıyor. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Yine C ve D seçeneklerini değerlendirelim. What can people do with 3D printers? İnsanlar 3 boyutlu yazıcılarla neler yapabilir? Bunu anlatan son iki satır var. Tasarımcılar modeller oluşturabilir. Tıp teknisyenleri, işitme cihazları, organların modellerine ve farklı şeyler yapabilir şeklinde ifadeler kullanılmıştı. Bu sorunun da cevabı olduğu için C seçeneğini deliyoruz. D seçeneğine baktığımızda When did Charles Hall invent a 3D printer? Charles Hall üç boyutlu yazıcıyı ne zaman icat etti? Yine bu sorunun cevabı da parçada bulunmaktadır. İkinci satırda 1980'lerde icat ettiği şeklinde bir ifade bulunmaktaydı. Bu bilgi de verildiği için D seçeneğini deniyoruz. Birinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. İkinci sorumuzda aşağıdaki açıklamayı okuyarak çözüme başlayalım. We understand from the chart that blah blah in Gelas City. Gelan'ın şehrinden biz şunu anlıyoruz ki. Öncelikle Gelan'ın ifadelerine bakacağız. Daha sonra yukarıdaki tabloyu değerlendireceğiz. Different natural disasters happen in my city. Şehrimde farklı doğal afetler meydana gelmekte. But some of them are very common. Fakat bazıları çok yaygın. The chart below shows the natural disasters in my city. Aşağıdaki tablo da benim şehrimde meydana gelen doğal afetleri göstermekte. Tabloyu incelediğimizde floods, sel, volcanoes, volkanlar, landslides, toprak kayması, earthquakes, depremler, avalanches, çığ anlamına gelmektedir. Şimdi seçenekleri okuyacağız, tabloyla kıyaslayacağız. Hangi ifade doğruysa doğru seçeneğimiz bu olacak. A seçeneğine baktığımızda Flats are very common. Seller çok yaygın. Selin bulunduğu orana bakıyoruz. Yüzde 3 bunu karşılamamaktadır. Bu sebeple A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine baktığımızda Volcanoes are more common. Volkan patlamaları daha yaygın. Bu arada baktığımızda %7 olduğunu görüyoruz. Yine tabloyu karşılamadığı için B seçeneğini deliyoruz. C seçeneğine baktığımızda It's Snow Salad çok fazla kar yağmakta. Tabloyu incelediğimizde en büyük oranın avalanche yani çığdan oluştuğunu görüyoruz. Bu da bu bölgede kar yağışının çok olduğunu göstermekte. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yine D seçeneğine de bakalım. It never rains. Hiç yağmur yağmaz. Bu ifade de yanlıştır çünkü yüzde üçlük bir sel baskınından bahsedilmektedir. Bu ifade de yanlıştır. D seçeneğini de ediyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Helen and Grace want to attend a course together. Helen ve Grace beraber bir kursa katılmak istiyorlar. The table below shows their interest. Aşağıdaki tabloda kendilerinin ilgi alanlarını göstermekte. Şimdi bizden istenen soruya bakıyoruz. Which of the following is appropriate for both? Her ikisi için de uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Helen ve Grace'in ilgi alanlarına bakalım. Helen'a baktığımızda Extreme Sports, sıra sporlar, cooking, yemek pişirme, musical instruments, müzikal enstrümanlar, bowling, bowling. Grace'e baktığımızda basketball, swimming, yüzme, new recipes, yeni yemek tarifleri, camping, kamp Yapma. İkisine dikkatli baktığımızda Helen'ın cooking, yemek pişirme, yine Grace'de de new recipes diyerekten yeni yemek tarifleri tarifleri olarak ikisinin ortak noktasının yemek pişirme konusu olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki kurslara da baktığımızda A seçeneği The Art of Cooking Yemek pişirme sanatı bu ikisinin ifadesini de karşılamaktadır. İkisi de yemek pişirmeye ilgileri vardır. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneği olacak. Yine B, C ve D seçeneklerinde değerlendirelim. B seçeneğine baktığımızda Tips for staying in a tent çadırda kalmanın ipuçları. Bu kamp yapma ile ilgilidir. Sadece Grace'in ikisini karşıladığı için B seçeneği olamayacaktır. C seçeneğine baktığımızda improve your swimming skills, yüzme yeteneklerinizi geliştirin. Yine bu aktivitede sadece grace'i kapsamaktadır. Bu sebeple C seçeneğini deliyoruz. D'ye baktığımızda learn the basic skills of scuba diving, tüble dalışın temel ilkelerini öğrenin. Buna ikisi de ilgi duymamaktadır. Bu sebeple D seçeneğini deliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Dördüncü sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Answer the questions from 45 according to information and pictures below. Aşağıda verilen bilgiye ve resimlere göre dördüncü ve beşinci soruları cevaplandırın. Şimdi bize verilen bilgiyi okuyoruz. Tina, Kate, Jane and Emma are high school students. Tina, Kate, Jane ve Emma lise öğrencileri. They are in the same class. Aynı sınıftalar. They go to a restaurant. Bir restoranta giderler. Each of them wants to order something different. Her biri de birbirinden farklı şeyler sipariş etmek isterler. Look at their choices below. Aşağıda da kendilerinin seçeneklerine bakın. Öncelikle sorumuzu okuyoruz. Who orders a main course? Kim ana yemek sipariş eder? Görsellere baktığımızda Tina'da et köfte görüyoruz. Bu bir ana yemek siparişidir. Kate'e bakıyoruz çorba. Bu bir starter başlangıç kısmında bulunur. Bu sebeple B seçeneğini eliyoruz. Jane'e baktığımızda Lemonade, drinks, içecek kısmında bulunacaktır. Bu sebeple C seçeneğindeki C'ni deliyoruz. Ema'ya baktığımızda görselde bir erman turta var. Bu, dessert, tatlı kısmında bulunacaktır. Bu sebeple Ema'yı deliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Beşinci sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Who pays less money at the restaurant? Restorantta kim daha az para öder? Bunu anlayabilmemiz için her bir siparişin altında verilen fiyatlara bakacağız. Kimin vereceği ücret daha düşükse doğru cevabımız bu olacak. Meatballs kısmına baktığımızda et köftede... 15 pound görüyoruz. Chicken soup tavuk çorbasında 8 pound, lemonade limonata 6 pound, apple pie baktığımızda bunun da 10 pound olduğunu görüyoruz. Fiyatlar içerisinde en düşük lemonade'tır. Bu sebeple en az parayı verecek olan kişi Jane'dir. 5. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Altıncı sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following questions does not Henry ask William? Aşağıdaki sorulardan hangisini Henry William'a sormamaktadır? Bu sorunun çözümünü yaparken aşağıda verilen 3 ifadeyi boşluklara yerleştireceğiz. Açıkta kalan bizim doğru seçeneğimiz olacak. William'ın ilk cevabıyla çözüme başlayalım. No, not really. I rarely used internet. Hayır, tam olarak değil. Ben nadiren internete girerim. No diye başladığına göre Burada yardımcı fiili bir soru sorulmuştur. Seçeneklere baktığımızda tek yardımcı fiille sorulan soru C seçeneğinde vardır. Do you often go online? Çok sık internete girer misin? Hayır pek sayılmaz. Nadiren internet kullanırım. Buraya C seçeneğini yazıyoruz ve ediyoruz. William'ın ikinci cevabıyla devam ediyoruz. Well, I'm interested in different sports and activities. Aslında ben farklı sporlara ve aktivitede ilgi duymaktayım burada da D seçeneği öne çıkacaktır. What do you do in your free time? Boş zamanında ne yaparsın? Farklı sporlara ve aktivitelere ilgi duyuyorum. Yani bunlarla ilgileniyorum. D seçeneğine boşta yazıyoruz ve ediyoruz. William'ın son cevabından devam edelim. I do karate, play soccer and go to cinema. Karate yaparım, futbol oynarım ve sinemaya giderim. I also enjoy attending music events with my mates. Aynı zamanda arkadaşlarımla müzik etkinliklerine de katılmaktan keyif alırım. Kalan iki soruya baktığımızda A seçeneği What do you mean? Tam olarak ne demek istedin? Açar mısın? anlamına gelen bir ifade. Ki bu bunu karşılamaktadır. Bir önceki cümlede farklı sporlara ve aktivitelere ilgi duymaktadır. Henry bunu açmasını istediği için de William detaylı bir cevap vermektedir. A seçeneği buraya uygun olacaktır. Bu sebeple A seçeneğini de ediyoruz. Açıkta kalan B seçeneğimiz olmuştur. How often do you go to the cinema? Ne kadar sıklıkla sinemaya gidersin? Konuşmaya baktığımızda buna karşılık bir cevap gelmediğini görüyoruz. Bu sebeple 6. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Gelin soruya baktığımızda Ray and Oscar are housemates. Ray ve Oscar ev arkadaşları. The table below shows their responsibilities around the house for tomorrow. Aşağıdaki tabloda kendilerinin yarın evdeki sorumluluklarını göstermekte. Öncelikle sorumuza bakalım. Which of the following is wrong? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu sorunun çözümünü yaparken seçeneklerden gideceğiz. Seçenekleri değerlendirip verilen tabloyla kıyaslayacağız. Hangi ifade yanlışsa bizim için doğru cevap bu olacak. A seçeneğine baktığımızda Ray must do a chore in the kitchen. Ray mutfakta bir ev işi yapması lazım. Ray'in görevlerine baktığımızda load the dishwasher, bulaşıkları makineye çizmek bu ifadeyi görüyoruz. Bu mutfakta yapılan bir görev olduğu için A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine baktığımızda Oscar must take care of the verticals. Oscar kirli elbiselerden sorumludur. Oscar'ın tablosuna baktığımızda do the laundry çamaşırları yıkamak görevini görüyoruz. Bu da tabloda olduğu için B seçeneğini deniyoruz. C seçeneğine baktığımızda Ray has more responsibilities. Ray'in daha fazla sorumluluğu var. Tabloya baktığımızda ikisinin de 3 görevi olduğunu görüyoruz. İkisinin görevi de eşittir. Bu ifade yanlıştır. Yine D seçeneğine de bakalım. Oscar needs to mop and vacuum the floor. Oscar'ın yeri moplayıp elektrikli süpürge ile temizlemesi gerek. Oscar'ın görev tablosuna baktığımızda mop the floor, vacuum the floor bunlar görevini karşılamaktadır. D seçeneğiyle de tablo eşleştiği için D seçeneğini deniyoruz. C seçeneğinde verilen ifade yanlış olduğu için 7. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. 8. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which picture is not related to one of the descriptions below? Hangi resim yukarıdaki verilen tanımlarla ilgisi yoktur? Bir numaralı ifadeye bakıyoruz. Underwater earthquakes usually cause this natural disaster. Su altı depremleri genellikle bu doğal felakete sebep olmaktadır. It's a series of huge waves which can be very destructive. Çok yıkıcı, koca dalgalar serisidir bu tanımdan bunun tusnam olduğunu anlıyoruz bu tsunami görseli de D seçeneğinde verilmiştir. Bu sebeple D seçeneğini eliyoruz. İkinci ifadeye bakıyoruz. This disaster happens when there's a little or no rain for a long period. Bu felaket uzun süre yağmurun az ya da hiç olmadığı zaman meydana gelir. It can cause a water shortage. Su kıtlığına sebep olabilir. Bu ifadelerden bunun bir kuraklık ifadesi tanımı olduğunu anlıyoruz. Bunu anlatan görsel de C seçeneğinde verilmiştir. Bu sebeple C seçeneğini deniyoruz. Üçüncü ifadeye baktığımızda This disaster happens when a mass of snow falls down a mountainside. Bu felaket dağın yamacından koca kar kütlesinin aşağıya doğru kayması kaymasıyla meydana gelir. Bu anlatılan da çığdır. Çığ anlatan görsel B seçeneğinde verilmiştir. Bu sebeple B seçeneğini de ediyoruz. Açıkta kalan seçeneğimiz A seçeneğidir. Çözümümüzün doğruluğundan emin olabilmek amacıyla son ifadeyi de değerlendirelim. In this disaster, the ground shakes suddenly and violently which can cause great destruction. Bu felakette yer aniden ve şiddetlice büyük hasarlara neden olacak şekilde sallanabilir. Bu anlatılan da depremi ifade etmektedir. Fakat A seçeneğinde verilen görsel sel anlatmaktadır. Böyle bir durumda olmadığı için doğru cevabımız A seçeneği olacak. 9. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following does not complete the text? Text okuyacağız. Anlamlı bir şekilde hangi ifade tamamlamıyorsa doğru cevabımız bu olacak. Şimdi diyaloğu değerlendirelim. What do you think about techno music? Tekno müzik hakkında ne düşünüyorsun? To be honest, I never listen to it. Dürüst olmak gerekirse ben hiç onu dinlemiyorum. What type of music do you prefer? Öyle hangi müzik tercih ediyorsun? I'm keen on classical music. Ben klasik müziğe hevesliyim. Bu ifadelere göre klasik müziği sevdiği için cümlenin de klasik müzik üzerine olumlu ifadelerle gitmesi lazım. Bizden buraya gelemeyecek cümle istendiği için değerlendirmemizi buna göre yapacağız. A seçeneğine baktığımızda I find it ridiculous. Onu gülünç, saçma buluyorum. Eğer klasik müziği bu şekilde buluyorsa neden bunu dinlemek için hevesli olsun? Bu ifade buraya uygun olmayacaktır. Yine diğer ifadeleri de değerlendirem. It's impressive, etkileyici. Bu bir olumlu ifadedir. Buraya gelemeyecektir. Bu sebeple B seçeneğini eliyoruz. C seçeneğine baktığımızda I think it's terrific. Bence harika. Yine bu da olumlu bir ifade olduğu için C seçeneğini eliyoruz. D seçeneğine baktığımızda I never miss classical music concerts. Asla ben klasik müzik konserlerini kaçırmam. Yine bu da klasik müziği sevdiğini gösterdiği için ve bu konuda olumlu ifade olduğu için D seçeneğini eliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 10. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following topics does not Nick mention? Nick aşağıdaki konu başlıklarından hangisinden bahsetmemektedir? Konu başlıklarına bakalım. Local cuisine, yöresel yemek, climate, iklim, accommodation, kalacak yer, destination, varılacak nokta. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak yukarıda verilen Nick'in ifadelerini değerlendirelim. I traveled to Morocco last year. Geçen yaz ben Fas'a gittim. Burada Fas, varılacak yer yani destination ifade ettiği için D seçeneğini ediyoruz. It was a long journey for me. Benim için uzun bir yolculuktu. It took 16 hours by plane. Uçakla 16 saat sürdü. I stayed in a guest house for 7 days. Ben 7 gün misafirhanede kaldım de kaldığı için bu da accommodation kalacak yeri göstermektedir. C seçeneğini deliyoruz. It was a great feeling for me to explore a new culture. Yeni bir kültürü keşfetmek için benim için harika bir histi. Eating couscous every day was the best part of my holiday. Her gün kuskus yemeği yemek benim tatilimin en iyi bölümüydü. Kuskus Fas'ta yapılan bir yöresel yemektir. A seçeneğinde de local cuisine yöresel yemekten bahsetmişti. Bu sebeple A seçeneğini de ediyoruz. B seçeneğinde climate, iklim. Nick'in bu kısa ifadelerinde Fas'la ilgili herhangi bir iklim cümlelerini kullanmamıştır. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği olacak. Yeni denemeleri takip edebilmek amacıyla kanalımıza üye olup bildirimlerinizi açabilirsiniz.